Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Adalar programı bu hafta yemyeşil doğası ve şemşemmelleriyle ünlü Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Mehmet amca, hasadı yapmışsın. Yaptık. Nasıldı bu sene? Siyahlar iyi. Yalnız yazların şeyi durumu çok kuruma var bu sene. Çok ekseriyet kuruma var. Kaç yıldır ekiyorsun şemşame? 50'den beri ben ekiyorum. Peki nasıl bu sene hasadın? Geçen sene nasıldı? Önceki senelere geçen, göre? Geçen seneler iyiydi. Geçen seneler, bu sene şemşameler tüm her şey ekseri. Milletin malı kuruyor. Su yetiştirmiyor diyorlar. Peki şemşamenin bu yöreye has bir özelliği var mı? Buranın çekirdeği nasıl? Türkiye'nin nerelerine gidiyor? Her tarafına gidiyor. Buranın şemşamenin her tarafına gidiyor. Tadım diye bir şey var, şirket var, bu alıyor. Her yere ihracat yapıyor. Paketliyor bu. Her dış devletlerden belli gidiyor. Kalitemiz iyi. Kalite iyi de tutulur kalitemiz. Yalnız işte bu sene kuruma var. Bakalım mı biraz? Bakarsınız. Çok fosu var bu sene buranın. Hadi çok boşu var. Hadi bakalım. Kuru olsa da alsanız. İsterseniz yaşken alın götür. Alın yavrum. Hadi bakalım. Peki. Mahsule bakalım. Mehmet amca, hasatın üstündeyiz. Hasatın üstündeyiz. Ayağımızla karıştıracağız ki ayçiçeği kurusun. Her taraf eşit kurusun. Eşit kurusun diye. Bir bakalım mı bir şöyle hasatına? Bakalım. Maşallah, bir tane de çitleyelim. Bir de sen çitle ha. Acı fışı kurumaya başlamış. Biraz kurumuş. Kurumuş. Yaş değil. Yaş değil. Nasıl peki? Tadı güzel mi? Tadı güzel tabii, tadı güzel. De... İşte boşu çok bu sene, bu beyazı neyse işte. Şimdi ayağımızla böyle sürüye sürüye karıştırıyoruz. He. Bu alt üst oluyor herhalde, hepsi alt eşit üst, kurusun diye, evet, değil mi? Evet, eşit kurusun diye, böyle tüm şeyde böyle kuruyacağız. Nasıl, yapabiliyor muyum? Benimki oluyor mu? Çok güzel yapıyorum. Ahmet amca, efendim? Nasıl gidiyor hasat? Hasat verdiğine şükretmekten gayrı bizim bir halimiz yok. Ama emanetimiz tüccarın elinde burada. Valla başladık, duramadık. 5 dakika arkadaş kamerayı hazırlayana kadar şurada çiteyim dedim. Çit. Yarısı bitmiş. Çitmekle serbestsin. Çitmekle bitmez mi? Bitmez. Bitmez o, bitmez, kokma. Ama maşallah değerli izleyenler, işte görüyorsunuz Ahmet amcanın mahsulleri oldukça verimli ve lezzetli. İnanın içinde neredeyse hiç boş yok. Mis gibi koku köy meydanını sarmış. Biz de dayanamadık. Kendimizi buraya kadar getirdik. Böyle koklaya koklaya geldik mis gibi salça kokusuna. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Salça kaynatıyorsunuz. Salça kaynatıyoruz. Güneşlideyiz. Güneşlideyiz. Güneşli'nin mis gibi domatesleri, mis gibi güzel, doğal, salçamız, güzel havasıyla doğal, buluşuyor. Kışlık salçamız yapıyoruz. Sizin herhalde salça? Benim. Hı-hı. Ama abla kaynatıyor. Evet, eltim kaynatıyor. Bana sürpriz yaptı. Elti, salçalı elti sürprizi, evet. Efendim. Gezici Radar ekranlarında, evet, görüyorsunuz işte. Köy dayanışması Kocasinan'a bağlı Güneşli köyündeyiz ve işte mis, evet, gibi salçamız. Çorbalarımıza kullanacağız. Herhalde ağzını kapatacaksınız. Ağzını sıkıca kapatacağız. Güzel zeytinyağlayıp ağzını kapatacağız. Ekmek var mı? Var. Banalım mı biraz? Buyurun. Efendim Güneşli köyündeyiz ve işte sıcak sıcak, daha henüz ateşin, kor ateşin üstünde salçamızı şöyle bismillah deyip tadalım. Biraz da sıcak. Allah yakmasın. Amin. Kuzu nasıl, iyi mi? Çok güzel. Güneşli'de bulunan en eski evin önündeyiz. Biraz sonra içeri gireceğiz ve evin tarihini evin 3. kuşak sahibi Ergül Hanım'la konuşacağız. İşte efendim yukarıda da tarihten anlayacağımız üzere 1870 yılında yapılan bu ev yıllara ve tarihe meydan okumaya devam ediyor. Ergül abla, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz evimize, Güneşli'mize. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. İçeri girdiğimiz anda muhteşem bir akustik bizleri karşıladı ve yüksek tavanlarıyla, ferah odalarıyla bu tarihi evin içindeyiz. Ergül abla, kaç yıllık bu ev? 200 asırlık var. 1870 yılda yapılmış burası. Neredeyse 200 yıllık bir tarihin, evet, içindeyiz. Dedelerden mi kaldı? Dededen kalma. Var mı? Benim yani dedelerim, tabii ki. Dedelerim Selanik'te mübadele zamanında gelmişler. O zaman bu ev verilmiş. Ondan sonra işte ondan, dedemden babama, babamdan bana kaldı.
Sizden torunlara gidecek herhalde. İnşallah. Allah ömür verirse o günlerde görürüz. Oldukça güzel bir ev. Siz de çok güzel muhafaza etmişsiniz. Evet. Bakımını, korumasını, boyasını oldukça güzel yapmışsınız ve tarihe dokuya çok da fazla dokunmadığınızı görüyorum. Dokunmadık, evet. Rahmetli babam çok güzel attı, ilgilendi her şeysiyle. Ondan kalan eser. Devam ediyor. Devam ediyoruz. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar bakmaya devam edeceğiz. Çünkü çok seviyoruz burayı. Hem ferah hem huzur veriyor. Yani yeni yapıların en lüksüyle değişmem ben bu evi. Açıkça kendi şahsı adıma. Havası çok güzel. Herhalde bu odada da uyumanın ayrı bir tadı vardır. Aynen öyle. Çok dinç uyandırıyor insanı. Bütün yorgunluğunu attırıyor. Şu an içerideyiz. Evet. Dışarısı oldukça sıcak fakat İçerisi evde serin. Herhangi bir klima olmamasına rağmen Aynen. söylediğiniz gibi güzel bir serinlik hakim. Toprak suva çünkü duvarları. Şey yok, beton yok. Sadece toprakla suva yapılmış. Çoluk çocuk da seviyor mu burayı? Çok. Torunlar daha çok seviyor. Değil mi? O şehrin keşmekeşinden bunalıp Aynen. çocukları burada yetişmesi çok daha önemli. Derdim ama da sağlayarak gidiyor. Sen beni hem çağırdığında hem niye gönderiyorsun diye. Çok umut ediyoruz. Onlar. Uzun yıllar daha bu evde oturmaya ve bu İnşallah. Evi korumaya devam edersin. İnşallah. İnşallah. Amacımız, niyetimiz o. Güneşli Köyü'nde gezintimiz devam ediyor ve dar sokaklarında yürürken hemen ardımda görmüş olduğumuz ev dikkatimizi çekti. İşte görmüş olduğunuz gibi evde iki tane kapı mevcut. Alttaki kapıdan eve giriş yapılıyor. Üste de kapı yapılmış ama kapının önünde herhangi bir korkuluk, bir balkon, bir demir yok. Önce şunu düşündük. Acaba burada yaşayan uzun boylu insanlar mı bu evde kalıyorlardı yıllar önce? Fakat daha sonra bunun bir şehir efsanesi olduğuna karar verdik ve buradaki insanlara sorduk. Efendim neden burada iki kapı var diye. İşte görmüş olduğunuz gibi bu evde yaşayan vatandaşlar geçmiş yıllarda evlerine balkon yaptırmak için bir kapı açtırmış. Fakat evin hemen ön tarafında bir cami bulunduğu için köyün ileri gelenleri cami cemaatine karşı bir balkonun yanlış olacağına karar vermişler ve evin balkonu kapısı yapılarak bu şekilde bırakılmış. Yıllar evvel yapılan bu ev şu an ise oturulmuyor. Kullanıma kapalı. Güneşli Köyü'ne gelip görenlerin ise merakını çekmeye devam ediyor. Yanımızda Güneşli Köyü muhtarının azalarından Safi Bey var. Safi Bey, tarihi bir konağın önündeyiz. Bir tarih hemen arkamızda yatıyor. Burası nedir, ne olarak kullanıldı ve şu andaki işlevi neler olacak? Şimdi burasını bizim büyüklerimizin bize anlattığı Kayseri'nin ilk karakollarından birinin olduğunu söylediler. Bir süre burası boş kaldı. Karakolu Felahe yolu üzerine taşındı. Oradan sonra burayı restore kararı aldı vilayet diye biliyorum. Şimdiki restoradan sonraki de şeyde yine aynı karakol hizmeti vereceğini söylüyorlar. Yani burası Osmanlı döneminde ve öncesinde evet. güvenlik noktası karakol olarak kullanılmış. Kayseri ilinin ve kuzeyindeki ilçelerin merkezi. Kayseri'ye de 30 kilometre. Kuzeyindeki ilçeler Özgürtan ve Felahe zaten buradan önce buraya bağlılarmış. Oraya da 30 kilometre. Tam merkezi bir yerde burası. Yani burası buranın güvenliğini sağlamış geçmişte. Evet, restorasyon evet. çalışmasından sonra da yine Güneşli'nin karakolu olacak ve çevre ilçelerin evet, güvenliği buradan bu sağlanacak. Çevredeki ilçelerin değil de çevrede 20 küsür köy var. Oraların güvenliği yine buradan sağlanacak. Saf abi. 1150 yılında yapılmış Kayseri'nin hatta belki de Anadolu'nun en eski camisinin önündeyiz. Tarihi hakkında neler söylemek istersin? Abi burası Selçuklulara ait olduğu söylenir. Kayseri'de bu tarihte hiç cami yok. Ben Kayseri'de çok gezerim. Burası 92.000 yıllar arasında da restore edildi. 1992'de. 92.000 arası. 90 ve 2 10 yıllık bir evet. restore süreci. O arasında süreç değil. O arada tarih olarak tam bilmiyorum da. O arada restore yapıldı bura. Buranın çok eski. Kayseri'de hiç yok bu tarihte bir cami. 1150 yani İslamiyet'ten yaklaşık olarak 500 yıl sonra inşa edilmiş. Aynen. Belki de Anadolu'daki en eski cami diye. Selçukluların en eskilerinden biridir bu ya. Sizin köyünüzde bulunuyor. Evet, bizim köyümüzde. Hala kullanılıyor. Kullanılıyor. Bura vakıflarda kayıt. Saf abi şu anda bu tarihin içindeyiz. Kemerli bir yapı hakim. Oldukça ferah bir hava hakim. Hem manevi duygularla hem de gerçekten bir tarihin içinde bulunmaktan bizler çok mutluyuz. Neler söylemek istersiniz? Allah Selçuklulardan razı olsun. Devamına git. Rahmetlilerden Allah razı olsun ki böyle bir eseri Güneşli'ye
kazandırdıkları için, böyle bir mirası bıraktıkları için. Peki sizler bu mirasa sahip çıkarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu caminin bugüne kadar gelmesinde köyün, burada yaşayan vatandaşların katkıları neler? Buradaki bizim çocukluğumuzda mahallemizin büyük kadınları, büyük amcaların organizasyonuyla burayı yıkarlardı. Buranın halılarını ne bakım yaparlardı. Buraya çok önem verirlerdi ya. Burası mevki olarak Hayık denen bir tepe. Güneşli'nin tam merkezi yerinde. Solumuzda bulunan bina eski belediye binamız. İnternat öncesi binamız. Gördüğümüz bu düzlük Sarımsaklı Ovası diye geçer. 60 bin dönüm saha burası. Sarımsaklı Barajı'ndan sulanır. Güneyimizde Kayseri'miz var ve Kayseri'nin sembolü Erciyes Dağı var. Yazları 2000'in üzerinde nüfus yaşar. Merkezi yakın olduğundan burası ne köy ne de şehir. Ortada internata bağlı, ismi mahalleye dönüştürülen Güneşli. Ya, kışları da Kayseri soğuk bir memleket olduğundan yaklaşık 1000 kadar nüfus Kayseri'ye geri gelir, göçer. Orada kalırlar, baharın yine gelirler. Burada bizim ovamızda genellikle ay çekirdeği ve hububat ekilir. Burası Kayseri'nin besin kaynağı. Kayseri'nin Paris'i diyebilir miyiz? Tabii. Kayseri'nin Paris'i. Kayseri'nin besin kaynağı. Burası olmazsa Kayseri olmaz. Erciyes gibi kıymetli burası. Tarım herhalde bu köyde daha çok tarımla uğraşılıyor. Genelde tarım, hayvancılık var. Küçükbaş, büyükbaş ikisi de var burada. Çünkü kuzeyimiz yayla denecek derece yüksek bir yer. Kuzeyimizde aynı zamanda iki tane ilçe var, dört tane ilçe var. İkisi Kayseri'nin, ikisi Yozgat'ın olmak üzere. Çandır, Çayırlan var. Felaye ve Özvat'ın da Kayseri'mizin ilçeleri olduğundan bayağı da yüksek rakım. Kayseri'den köye ulaşım sıkıntısı yok. Kayseri Büyükşehir'imizin otobüsleri sabah 6 çeyrekte başlar, gece 11.30'a kadar devam eder karşılıklı olarak seferler. Vallahi bu kadar konuştuk. Bugün de yorucu bir gün bitirdik artık. Şöyle manzarayı birlikte izleyelim de tadını çıkartalım mı diyelim. Bu manzarayı Türkiye'nin neresini geçsen göremen. Bulamazsınız kesinlikle. Hele Erciyes'in karı olduğunda gelseniz üst tarafı bembeyaz, alt tarafı yemyeşil sarımsaklı ovası daha muhteşem olur. Tadından yenmez bir manzara. Aynen öyle. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Köyü'nden seslendi sizlere. Efendim Güneşli Köyü'nün misafirperver insanları ve muhteşem doğası bizleri kendisine hayran bıraktı. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sağ tarafımızda Sarımsaklı Ovası, sol tarafımızda Yamula Barajı ve hemen ardımızda Kayseri'nin heybetini sırtında taşıyan Erciyes'le bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.